Köşeleri eksi 5 virgül 1, 3 virgül eksi 5 ve 5 virgül 2 olan üçgenin alanını hesaplayınız denmiş. Bu tarz bir soruyu çözmek için bir şeklin çok işe yarayabileceğini düşünüyorum ve hemen önceden hazırladığım koordinat eksenimizi sahneye çıkarıyorum. Birinci nokta eksi 5 virgül 1, eksi 1, 2, 3, 4, 5 ve virgül 1. 3 virgül eksi 5, 1, 2, 3 ve eksi 1, 2, 3, 4, 5. İşte burada. Son olarak 5 virgül 2 de burada olduğu için bahsi geçen üçgen buna benzeyen bir üçgen olacak. Eksi 5 virgül 1, 3 virgül eksi 5 ve 5 virgül 2. Sorunun çok basit olmamasının sebebi üçgenin kenarlarının birbirine dik ya da herhangi bir eksene paralel olmaması. Eğer öyle olsaydı tabanla yüksekliği çarpar, ikiye böler ve alanı kolaylıkla bulurdum ama şimdi buradaki alana ve bunu bulmak için de parlak bir fikre ihtiyacım var. Elimdeki şekilden de yola çıkarak tüm bu uzunlukları eksenlere düşey ya da yatay uzaklıklar olarak ifade edebileceğimi biliyorum ve eğer bu fikri kullanabilirsem alanı da kolay bir şekilde hesaplayabileceğimi düşünüyorum bir bakalım üçgenin köşelerinden yatay ve düşey doğrular çizeceğim böyle evet böyle şuraya düşey bir tane ve yatay bir doğru da buraya ve bir tane de buraya Karşımızdaki şekle baktığımızda elimizdeki üçgenin alanını hesaplamak için kullanabileceğimiz başka şekiller olduğunu siz de fark etmiş olmalısınız. Demek istediğim eğer bu dikdörtgenin alanını bulup bundan bu üçgenin, bu üçgenin ve bu üçgenin alanını çıkarırsam bulmam gereken alanı da bulmuş olurum öyle değil mi? Ve bu üçgenlerin alanını bulmak bunun alanını bulmaya göre de çok daha kolay çünkü tüm bu üçgenlerin taban veya yükseklikleri eksenlere dik ya da paralel. Başka bir deyişle bu uzunlukların neye eşit olduğunu hesaplamak çok kolay. Şimdi hadi bakalım eğer isterseniz videoyu durdurup soruyu benden önce kendi kendinize çözmeyi deneyin. Önce dikdörtgenin alanını bulun ve bu üçgenlerin alanlarını dikdörtgenin alanından çıkarın. Evet ne demiştik? Önce dikdörtgenin alanını bulacağız. Üçgenlerin alanlarını da bundan çıkaracağız. Not edeyim. Dikdörtgenin alanı. Belki bunu nasıl bulabileceğimiz hakkında bir fikri olan var mı? Dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenardır ama biz bu kenar uzunluklarının ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz ama bu ne olduklarını bulamayacağız anlamına da gelmiyor. Bakın örneğin bu uzunluk bu iki noktanın x koordinatlarının farkına eşittir. Çünkü bu iki noktanın y koordinatları aynıdır. Bu noktanın x koordinatı 5. Bunun da eksi 5 olduğuna göre bu uzunluk 10 birimdir. Uzunluğun santimetre mi milimetre mi yoksa metre mi olduğunu bilmediğimden şimdilik 10 birim olduğunu düşünelim. Anlaştık mı? sırada diğer kenar yani bu uzunluk var. Aynı mantıkla bu uzunluğun da bu iki noktanın y koordinatlarının farkı olduğunu söyleyebiliriz. Evet bu nokta ve bu noktadan bahsediyorum. Buradaki y koordinatı eksi 5, buradaki de 2 olduğuna göre bu uzunluk da 7 birimdir. Ve bunları kullanarak dikdörtgenin alanının 7 çarpı 10'dan 70 birim kare olduğunu söyleriz. Sorunun ilk kısmını çözdük. Sırada bu üçgenlerin alanları var. Tek tek hesaplayalım. İçini boyamaya çalışıyorum. Evet, bununki sanırım daha kolay olacak. Bu üçgenin alanı için taban ve yüksekliğe ihtiyacımız var öyle değil mi? Peki taban uzunluğu nedir? Tabii ki de bu iki noktanın x koordinatlarının farkı. 3 eksi eksi 5. Evet 8 birim. Yükseklik için de yine aynı mantığı kullanacağız ve bu iki noktanın y koordinatlarının farkına bakacağız. Eksi 5'ten 0'a 5, 0'dan 1'e de 1 bir birim olduğuna göre bu uzunluk 6 birimdir. Yükseklik 6, taban 8 olduğuna göre bu üçgenin alanı 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 birim kare. Evet, 24 birim kare. Şimdi bir de buna bakalım. İsterseniz videoyu durdurup bu alanı kendiniz hesaplayın. Sonra da bulduklarımızın aynı olup olmadığına bakarız. Bu üçgenin tabanı bu iki noktanın x koordinatları arasındaki farka yani 5 eksi 3'e eşittir. Hemen not edelim. Burası 2 birim. Yükseklik ise yine bu iki noktanın bu defa y koordinatlarının tabii farkına eşit olacak. Eksi 5'ten 0'a 5, 0'dan 2'ye de 2 birim yani 7 birim. O halde alan 7 çarpı 2 bölü 2'den 7 birim karedir. Bu üçgenin İçini de boyayıp 7 birim kare yazalım. Son olarak bir de bunun alanını bulmamız lazım. İşte buradaki taban çarpı yükseklik çarpı 1 bölü 2. Tabanı y koordinatları arasındaki farka eşit olacak. 2 eksi 1 yani 1 birim. Yükseklik ise bu iki noktanın x koordinatlarının farkı yani az önce de bulduğumuz gibi... 10 birimdir öyle değil mi? Bu arada şimdi fark ediyorum az önce 7'yi de bulmamıza gerek yoktu. Yani dikdörtgenin alanını hesaplarken kısa kenarın uzunluğunu bulmuştuk zaten. Neyse bir daha bularak biraz zaman kaybettik ama olsun. 10 çarpı 1 çarpı 1 bölü 2. Evet bu da 5 birim kare eder. Bunu da sarıyla yazacağım ve artık bu üçgenin alanını bulmaya hazırız. Evet bizim üçgenin alanı dikdörtgenin alanından yani 70'ten 24'ü, 7'yi ve 5'i çıkaracağız. Geriye kalan alan bu üçgenin alanına eşit olacak. 70 eksi 24, 46 eder. 46 eksi 7, 39 ve eksi 5 de 34 eder. 34 birim kare. Hemen bunu da not edelim. Aradığımız alan 34 birim kareymiş. Bu arada bu soruyu bir formül kullanarak çözmek de mümkün ve aslına bakarsanız bizim yaptığımızda formülle hemen hemen aynı şey.